İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene yüreğinde vicdanın zerresini taşıyan herkes için birer ibret dersi olan gerçek hayat öyküleri izleyeceğiz. Allah'ın hiçbir iyiliği armağansız ve hiçbir kötülüğü cezasız bırakmadığına gene birlikte tanık olacağız. Sevgili izleyenler, kötülük yapmanın mazereti yoktur. Çünkü Allah biz kullarına iyiyi kötüden ayıracak aklı ihsan etmiştir. Nasıl ezilmemek için otomobilin önünden geçmemeyi akıl ediyorsak, nasıl boğulmamak için yüzme bilmeden denize girmemeyi akıl ediyorsak, nasıl hasta olmamak için kendimizi korumayı akıl ediyorsak, günahtan uzak durmayı da akıl etmek zorundayız. Aklı yerinde olan herkes, kötülük yaptığında cezasını bu dünyada er ya da geç görmeye hazır olmalıdır. Yaptığı kötülük ya kendisinden çıkar, ya çocuğundan, ya da bir sevdiğinden. Sevgili izleyenler, siz siz olun, ihtiraslarınızın, hırslarınızın esiri olmayın. Kötülükten uzak durun. Şunu unutmayın, hiçbir kötülük küçücük bir iyiliğin vereceği mutluluğu size veremez. Sevgili izleyenler, kötülük nasıl cezasız kalmıyorsa, yaptığımız her iyilik de bize fazlasıyla geri döner. Vicdan sahibi iyi insanların koruyucu melekleri yanlarından eksik olmaz. Hele küçük bir çocuğu sevindirmiş, onun günahsız, temiz ruhundan dua almışlarsa. Gizli dünyalarda şimdi de oğlu doğuda askerlik yapan iyi yürekli bir adamın içimizi ısıtacak öyküsünü izleyeceğiz. Bakacağız kızım. Kesemize uygun bir şey bulursak alacağım söz. Ayakkabı da alacak mıyız anne? Hem elbise hem ayakkabı alamayız kızım. Paramız yetmez. Baban Allah'ın izniyle askerden gelsin. O sana en güzelini alır. Anne, baban bayramda gelecek değil mi? Gelecek kızım. Gelecek inşallah. Bayramlık ayakkabılar geldi. Buyurun. Buyur abla. Çocuğunu anne bak sevindir, şu abla. Kız ayakkabı ne güzel. Buyur abla. Ne kadar bu? 20 milyon abla. Çok pahalı. Hadi Zeynep gel başka yere bakalım. Evet buyurun. Bayramlık ayakkabılar var. Buyurun. Evet bayramlık ayakkabılar var abla. Buyurun. Geliyor mu Suat askerden? Bayram iznini almış hanım. Evet. Sesi iyi geliyordu. Tamam tamam. Sonra konuşuruz. Evet. Evet. Hadi selametle kal. Hayırlı işler Şevket abi. Sağ ol Rasim. Gel bakalım. Nasılsın? İyiyim abi. Bir mevzu vardı da. Buyur otur şöyle. Hayırdır? Şevket abi biliyorsun önümüz mübarek bayram. Biz de çarşıdan birkaç esnaf arkadaşla düşündük. Mahallemizdeki fakir fukarayı sevindirecek bir şeyler verelim dedik. Çok güzel düşünmüşsün Rasim. Ben de vereyim. Sağ ol Şevket abi. Senin ne gani gönüllü biri olduğunu bildiğimden ilk sana geldim. Estağfurullah Rasim. Darda olana yardım etmek boynumuzun borcu. Bu dünya sınama dünyası. İyilik yapan iyilik bulur. Öyle abi de herkes senin gibi düşünmüyor. Allah bencilleri affetmez Rasim. Dardakini görmezden gelirsen, sen dara düşünce kimse seni görmez. Zekat da biz Müslümanlara bu yüzden farz kılınmamış mıdır? Ne güzel söyledin abi. Dur şimdi, az bekle. Ben zaten keseme göre bir şeyler hazırlamıştım. Al bakalım. Sağ ol abi. Sen sağ ol.
hayır yapmama vesile oldun. Hadi ben gideyim artık Şevket abi. Kal sağlıcakla. Selametle Rasim. Eyvallah. Hadi güle güle. Anne şu yeşil elbise çok güzel. Kızım hadi yürüsene. Anne baksana ne güzel. Bak anne çok güzel. Evet kızım güzel ama pahalıdır burası. Anne babam askerden geldiğinde beni bu elbiseyle görse nasıl beğenir değil mi? Küçük hanım, istersen gel içeriden bak. Anne ne olur bakalım, hadi ne olur anne. Hadi anne. Yok, biz sadece bakmıştık. Gir kızım içeri, bir baksın çocuk. Hadi buyurun. Hadi anne ne olur girelim buyurun. Hadi. Hadi, hadi benim güzel kızım. Demek yeşil elbiseyi beğendin. Evet amca. Bayramda giymek için. Fiyatını öğrenebilir miyiz? 40 milyon. Bizim için çok fazla. Anne alalım anne hadi. Ne olur anne hadi alalım. Madem küçük kızımız bu elbiseyi çok beğendi, size bir indirim yapabilirim. Yok amca, ne kadar indireceksin ki? Bizim paramız yetmez. Bayram geliyor ya, çocuk işte özendi. Benim babam askerden izne gelecek bayramda. Ben de bayramlık elbisemle babamın elini öpeceğim amca. Demek baban askerde. Evet. 6 aydır asker. Sen de asker karısısın demek. Hı hı. Benim oğlum da asker. Ben de bu kıza niye birdenbire içim ısındı diyordum. Hadi bakalım. Bir dene şu elbiseyi. Üstünde nasıl duracak? Çok güzel oldu mu? Aldın canım. Çok yakıştı ama bir eksiği var. Ne eksiği var amca? Bu ayakkabılar olmadı. İşte şimdi tam oldu. Amca ne yapıyorsunuz? Benim bunlara verecek param yok. Senden para isteyen mi oldu? Madem babası askerde, onu sevindirmek de Şevket dedesine düşer. Bunlar benim Zeynep'e bayram hediyem. Yok amca, kabul edemem. Hadi bakayım, itiraz istemem. Madem kocan askerde, sen de benim kızım sayılırsın yavrum. Anne, ne olur alalım. O zaman bunu borcumuz kabul edin. Kocam askerden dönünce gelir öderiz borcumuzu. Tamam kızım, dediğin gibi olsun. Hadi bakalım Zeynep, bayramını kutla Şevket dedenin. Aa canım, el öpenlerin çok olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Allah sizi de sevdiklerinizi de korusun. Amin kızım, hepimizin. Suat'ım, oğlum. Ne zaman geleceksin oğlum? Aylardır göremedim oğlumun yüzünü. Nasıl özledim Şevket, anlatamam sana. Ben de hanım. Aylardır sabrettik. Şunun şurası da ne kaldı ki? Bayrama gelecek. Öyle ama ben artık saatleri sayar oldum. Zaman geçmek bilmiyor. Zaman geçsin istiyorsan oğlun için bayram hazırlığı yap. Yapmaz mıyım? Bugün çarşıdan bayramlık aldım oğluma. Anasının yemeklerini de özlemiştir asker ocağında. En sevdiği yemekleri yapacağım. Biz sadece özlemini çekiyoruz Cavidan. Bugün bir ana kız geldi dükkana. Babaları askerdeymiş. Paraları yok. Küçük kız bir elbiseye içi giderek öyle bir bakıyordu ki
İçim mi fena oldu? Yavrum hiç kıyamam. Ya. Ya. Kim bilir nasıl zor geçiniyorlar. Zorla bir bayramlık elbiseyle ayakkabı hediye ettim. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Çok iyi etmişsin bey. Nasıl sevinmiştir yavrucak. Küçük bir çocuğu sevindirmek hele bayramda. Büyük sevaba girmişsin. Allah onlara dayanma gücü versin. Ne diyeyim? Kim ki bu saatte? Alo. Anne benim Suat. Oğlum Suat'ım nasılsın? İyiyim anneciğim. Sağ ol. Sen nasılsın? Babam nasıl? Allah'a şükür oğlum. İyiyiz. Seni özledik. Bayramda geliyorsun değil mi oğlum? İnşallah anneciğim. İnşallah gelirim. Nasıl yani? İzne çıkmayacak mısın? Anne. Bu gece operasyona çıkıyoruz. Onu haber vermek için. Operasyona mı? Operasyon? Evet anne. Eğer bana bir şey olursa... Allah korusun oğlum. Korkutma beni. Annem. Canım annem. Senin sesini son bir kez duyayım ve helalliğini alayım istedim annem. Ak sütüm sana helal olsun oğlum. Senin için dua edeceğim. Sağ salim bayram sabahı burada olacaksın. Hiç korkma. Ellerinizden öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz yavrum. Allah yardımcınız olsun. Operasyona çıkıyorlarmış. Operasyona mı çıkıyorlarmış? Korkuyor musun Suat? Ne yalan söyleyeyim İsmail. Korkuyorum. Dağa çıkıp bir daha hiç buralara dönmemek de var. Bana bir şey olsa annem babam mahvolur. Allah korusun Suat. Ya benimkiler? Kimi kimseleri de yok. Yapayalnız kalırlar ortada. Anamla konuştum biraz önce. Eridim sanki. Son kez konuşuyormuşum. Sesini son kez duyuyormuşum gibi geldi. Hadi aklına kötü şeyler getirme. Sağ salim gideceğiz, sağ salim döneceğiz inşallah. İnşallah İsmail. İnşallah. Sen sizinkilerle konuşabildin mi? Bizim evde telefon yok. Dayı oğluna haber bıraktım. Bayramda çıkıp geleceğimi söyler bizimkilere. Sen bir şey demedin İsmail. Sen korkmuyor musun? Korkmaz mıyım Suat? Elbette korkuyorum. Ama kaderimizde varsa ne yapabiliriz ki? Koru. Ona bir şey olursa dayanamam. Kötü düşünme bey. Hayırlısıyla oğlumuz görevini bitirecek. Bayramda bizim yanımızda olacak. Her gün oralarda gencecik çocuklar şehit düşüyor hanım. Oğluma bir şey olursa yüreğim dayanmaz. Benim dayanır mı ki? Ey büyük Allah'ım, ne olur oğlumu koru. Onu kötülüklerden uzak tut ya Rabbim. İçini ferah tut bey.
Allah senin kalbinin temizliğinin şahididir. Sen herkese iyilik yaptın. Herkesin hayır duasını aldın. Allah yaptıklarını karşılıksız bırakmaz. Oğlumuzu sana bağışlar. Saat 12 önünden ateş var. Siper olun. Allah'ım sen oğlumu koru. Allah'ım sen oğlumu bütün kötülüklerden uzak tut. Onu anasına babasına bağışla. Oradaki bütün gençlerin hayatlarını koru ya Rabbim. Geldim kardeşim. Kardeşim, merak etme. Kurtaracağım seni. Kendini ölüme attı. Niye yaptı? Sen vurulduğunda kızımı duydum İsmail. Seni kurtarmamı söylüyordu. Kurtaralım baba diyordu. Sana bir can borcum var. Bana borcun yok kardeşim. Hadi hanım, bayramlaşalım. Bayramın mübarek olsun. Senin de bey, senin de. Hadi gel. Hiç haberi yok. Vakit bulamamıştır. Gelir bey. Tasa etme. Allah korusun. Bir hal olsa duyardık. Gelir şimdi. Ah.
anneciğim. Bayramın kutlu olsun anneciğim. Senin de güzel kızım, senin de bayramın kutlu olsun. Nasıl olmuşum anneciğim? Masallardaki peri kızları gibi. Anneciğim, babam beni böyle beğenecek değil mi? Tabii ki kızım, tabii ki çok beğenecek. Anneciğim, babam gelecek mi? İnşallah kızım. İnşallah gelecek kızım. Sonra bizi alacak, bayram yerine götürecek. Yaşasın. Of, nerede kaldı bu oğlan Cavidan? İçini ferah tut Şevket. Gelir şimdi, gelir. Geldi. Oğlum, canım. Ne oldu sana? Yok bir şey anne. Ver oğlum, ver. Küçük bir yara. Annem... Oğlum, Suat'ım. Oğlum, oğlum. Hoş geldin oğlum. Canım, yavrum benim. Hoş geldin. Yaralandın mı oğlum? Yaralandım babacığım, yaralandım. Allah bir kurtarıcı göndermeseydi belki de ölmüştüm. Ne diyorsun oğlum sen? Allah korumuş seni oğlum. Anlatırım, anlatırım. Önce bayramlaşalım. Hadi bayramın mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun. Senin de yavrum, senin de. Hadi Hasan oğlum benim. Oğlum. Gel, gel, hadi. gel içeride, içeride konuşalım. Hadi. Evet, nasıl oldu bu böyle? Bacağıma bir kurşun saplandı. Hı? Çatışmanın ortasında kaldım. Allah'ım. Herkes can havliyle beni orada bıraktı. Bir arkadaşım var, İsmail. Ölümü göze alarak geldi, beni kurtardı. Beni ölümden çekti çıkardı. Allah razı olsun ondan. Allah sevdiklerine kavuştursun. Peki nasıl cesaret etmiş bu arkadaşın ölümü göze almaya? Tuhaf bir şey olmuş baba. Ben vurulunca kızını görmüş bayramlık elbiseleri içinde. Babasına beni kurtarmasını söylüyormuş. Bayramlık elbiseler içinde kızını mı görmüş? Evet baba. İsmail'in küçük bir kızı var. Resmini gördün. Çok tatlı bir şey. Aslında benim hayatımı kurtaran o küçük kız. Allah hepsinden razı olsun. Oğlum, sen açsındır. Sana en sevdiğin yemekleri yaptım. İzin verirseniz önce İsmail'i ziyaret etmek istiyorum. Ona bir can borcum var. Sen beni götürür müsün baba? Baba. Efendim. Şu ev olmalı. Tamam oğlum. Sen ha? Benim aslan kardeşim, benim. İşte baba. Beni ölümden kurtaran arkadaşım. Hmm. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Bir şey değil. İsmail, bak, annemle babam. Onlar da seni görmek istedi. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Oğlum, Allah senden razı olsun. Suat'ın hayatını kurtarmışsın. Artık sen de bizim bir oğlumuzsun. Sağ olun. Oğlumu kurtarmanı söyleyen küçük kızın nerede İsmail? Burada amca. Hemen çağırayım. Gülnaz, Zeynep, bakın kimler geldiler. Bu kızım Zeynep. Bu da karım Gülnaz. Ama kızım sen... Amca siz... Kızım siz...
Siz Zeynep'e bayramlık hediye eden amca değil misiniz? Evet kızım, benim. Baba, sen tanıyor musun İsmail'in ailesini? Evet oğlum. Senin kurtulmana vesile olması için Allah tanıştırdı bizleri. Şükürler olsun Rabbime. Ah, dememiş miydim sana bey. Allah iyilik yapanı yalnız bırakmaz diye. Bu masum yavrunun duasıyla oğlumuz kurtuldu. Elbisemi de ayakkabımı da çok sevdim amca. Her gece sizin için Allah'a dua ettim. Kurtar onu baba, ne olur kurtar. Kurtar onu. Ali bir Anadolu kasabasında yaşayan kimsesiz bir çocuktu. Çorap satarak hem yaşamaya hem de okumaya çalışıyordu. Bir gün hiçbir şeyi satamamış ve karnı çok acıkmıştı. Cesaretini toplayıp bir kapıyı çaldı. Kapıyı genç bir kadın açtı. Ali utanarak kadına bir çorap karşılığında kendisine biraz ekmek verebilir mi diye sordu. İyi kalpli kadın Ali'yi içeri alıp ona yeni yaptığı börekten büyük bir dilim vererek karnını doyurdu ve karşılığında bir şey istemediğini söyledi. Ali kadına minnetle teşekkür ederek evden ayrıldı. Aradan yıllar geçti. O iyiliksever kadın hastalandı. Ameliyat olması için İstanbul'da bir hastaneye yatırıldı. Hastanenin başhekimi Ali Bey, kasabasından bir hasta geldiğini duyunca görmeye gitti. Kendisine yıllar önce börek veren kadını hemen tanıdı. Kadın yaşlanmıştı. Maddi durumunun da iyi olmadığı anlaşılıyordu. Doktor Ali Bey kadının ameliyatını yaptı. Kadın bir süre sonra iyileşip taburcu oldu. Hastane masraflarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünerek vezneye gittiğinde kendisine bir zarf uzattılar. Yaşlı kadın zarfı açtı. İçindeki kağıtta şunlar yazılıydı: hastane masraflarınız bir dilim börekle ödenmiştir. İşte sevgili izleyenler, İyilik böyle sihirli bir şeydir işte. Gönlünüzden kopan bir dilim böreğin sevabı hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkar, sizi büyük bir sıkıntıdan kurtarır. İyilik yapan iyilik bulur. Bu dünya bir sınav yeri sevgili izleyenler. Kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. İlahi adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Kötülük cezasız kalmıyor, hak yerini buluyor. Kim ki kul hakkı yemiştir, hakkını yediği insandan helallik almamıştır, işte o insanın hali haraptır sevgili izleyenler. Hele yetimin, öksüzün, garibanın hakkını yiyenlerin akıbeti her iki dünyada da azaptır. Gizli dünyalarda şimdi ölüm döşeğindeki ortağını kandırıp emanete hıyanet eden bir adamın ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Evet, işte bitti. İnşallah bu sözleşme usulsüz diye işimi bozmaya kalkmaz bu adam. Bitirdin mi sözleşmeyi İhsan? Bitti abi. Malları Azerbaycan'a göndermeden önce gelip imzalayacaklar. Tamam, güzel. Bu sefer bir şey kazanmayacağız. Ama olsun. Müşteriyi bağlamış oluruz. Evet, bu sefer de kazanmıyorum. Ben imzaladım abi. Sen de şuraya bir imza atsan. İstersen sözleşmeye bir göz at. Ne gerek var İhsan? Sözleşme işlerini sen bilirsin. Sen hazırladıysan tamamdır. Oh.
kaldın Yusuf. Bu saate kadar çalışılır mı? Ay sonu Aynur. Çok iş vardı. Bütün dosyaları inceledik. Oh. Çok yoruluyorsun Yusuf. Çocuğun yüzünü bile göremiyorsun. Şirketi yeni kurduk Aynur. Allah'a çok şükür işler yolunda. Ama işleri büyütmek için çalışmak zorundayız. Ama haline bak Yusuf. Yorgunluktan nasıl zayıfladın? Bize önce sen lazımsın. Merak etme sen. Bir 6 ay işleri böyle götürdük mü rahat ederiz. İhsan da öyle diyor. 6 ay. Sonra köşeyiz diyor. Aman. Köşe meşe parası istemem ben. Helal para olsun, az olsun. Tabii ki de helal Aynur'um. O nasıl söz? Ben de İhsan da haram eli uzatmayız ki. Ne oldu Yusuf? Anlamıyorum ya. Kaç gündür sırtıma bir sancı girip duruyor. Nefesim de kesiliyor. Soğuk aldın herhalde. Başka bir şey olmasın Yusuf. Bu aralar çok sağlıksız görünüyorsun. Zannetmiyorum. Ne olacak ki? Sen yarın yine de bir doktora görün Yusuf. Şu öksüründe hiç geçmedi. Ne evhamlı kadınsın sen ya. Sağlık ihmale gelmez Yusuf. Yarın doktora git, tamam mı? Tamam, tamam canım. Ben gidip bir bakayım Murat'a. Tamam. Doğru söylüyorsun. İş yüzünden çocuğumu günlerdir görmüyorum. Canım benim. Çocuğu uyandırma sakın. Evet abi. Mallar 2 saat sonra çıkıyor yola. Yok abicim, ne haberi? Ortağımın dünyadan bile haberi yok. Bana çok güvenir. Sözleşmeyi bile okumadı. Her şey ikimizin arasında. E tabii ki paraları karışacağız. Faturayı kestim. Bugün yollarım abicim. Hadi görüşürüz, saygılar abicim. Abi nerede kaldın ya? Burası sensiz dönmüyor ki. Ne oldu? Kötü bir durum mu var? Bembeyaz olmuş yüzün abi. Doktordan geliyorum. Röntgen çektiler. Sonuçlar için bekledim. Geçmiş olsun abi. Neyin var? İhsan, ben kansermişim. Ne? Ne diyorsun abi sen? Emin misin? Eminim. Nasıl olur birdenbire? Oluyormuş İhsan. Çok gecikmişim. Tedaviye başlanacak ama ileri safhadaymışım. Pek bir ümit yok yani. Saçmalama abi. Abi başka doktora gideriz. Küçücük oğlum ortada kalacak İhsan. Aynur ne yapacak? Ben olmadan nasıl yaşayacaklar? Dur bakalım abi. Neler düşünüyorsun sen yani? İşte. Odasında.
Yusuf abi. Hoş geldin. Vekaleti getirdin mi? Getirdim abi. Çok az vaktim kaldı İhsan. Halimi görüyorsun. Senden son bir isteğim var. Emret abi. Senden başka güveneceğim kimse yok. Ben ölünce Aynur ve oğlum sana emanet. Yusuf abi, öyle konuşma. Ama için rahat olsun. Onlar benim de ailem sayılır. Hukuki işleri sen halledersin. Benim haklarımı Aynur'a devret. Tamam abi. Abi, sen şunları bir imzala. Diğer işlemlerin hepsini halledeceğim ben. Sen hiç merak etme. Dur, sana yardımcı olayım abi. Sana güveniyorum İhsan. Başka da kimseye emanet edemezdim onlara. Maddi manevi her zaman yanlarında olacağım abi. İçim müsterih olsun. Allah senden razı olsun İhsan. Sen gerçek bir kardeşsin. Şu masayı bugün buradan kaldırıyorsunuz. Yerine bir toplantı masası koyacaksınız, tamam mı? Tamam İhsan Bey. Bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Ben Yusuf kadar yufka yürekli değilim. Bilirsiniz. Hele öyle istediğiniz zaman avans çekmek falan da yok. Çıkın hadi, çıkın. Tamam efendim. Alo. Oo, Mahmut Bey. Merhaba. Ya evet, kaybettik Yusuf'u. Dostlar sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Eksikliğini hep hissedeceğiz. Sağ olun Mahmut Bey. Sağ olun. Gel. Hoş geldin Aynur yenge. Buyurun. Geçin oturun. Nasılsın yenge? Nasıl olayım İhsan? Alışamıyorum yokluğuna. En sevdiğim arkadaşımdı. Acımız zor dinecek. Ölümlü dünya işte. Yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Oğlum için güçlü olmak zorundayım. İhsan. Elimde avucumda hiç para kalmadı. Yusuf... Şirketten her ay başı kardan pay aldığınızı söylerdi. Mümkün mü acaba? Aynur yenge, senin haberin yok galiba. Neden haberim yok İhsan? Bizim şirket çok zor durumda yenge. İflasın eşiğindeyiz. Zor durumda mı? Yusuf işleri iyi diyordu. Herhalde Yusuf seni üzmemek için söylememiş. Azerbaycan'a mal göndermiştik. Mallar geri geldi. İyice batağa girdik. Hayır, söz etmedi. Aylardır zarardaydık zaten. Hazır para yedik bunca ay. O da suyunu çekti. Çok büyük borçlarımız var. Neden bana söylemedi? Dedim ya, üzmemek için. Ama bu durumdan kurtulacağız inşallah. O zaman gel, sana payını vereyim yenge. Peki ama ben ne yapacağım şimdi? Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Günün nasıl geçti? Çok yorucuydu. Aşkım. Senin ağzında bir bakla var sanki. Doktora gittim bugün. Bebeğin cinsiyetini öğrendim. Hadi ya. Neymiş? Kızımız olacakmış. Çok güzel. O zaman kızımıza söyle. Babası köşe olmak için canını dişine takmış çalışıyor. İyi söylerim. Sahi İhsan. Aynur ne yapıyor? Yusuf'un ölümünden sonra ne halde? Ne bileyim canım. Şu an gözüm işten başka hiçbir şey görmüyor. Aynur da senin ortağın değil mi? Ya bırak şimdi bu sevinçli günümüzde ortağım ortağı.
Keyfimi kaçırma benim. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim İhsan. Aylardır buraya geliyorum dilenci gibi. Bu yaptığın ayıp. Beni hep atlatıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun benimle yenge? Asıl ben bıktım. Para yok diyorum, yine de her gün geliyorsun. Yusuf burası için hayatını verdi. Gece gündüz çalıştı. Ya sana hep güvendi. Ama sen beni kandırıyorsun İhsan. Yenge, lafını bil de konuş. Sana yardım edersem acıdığım için ederim. Senin burada hiçbir hakkın yok, anladın mı? Bu şirket benim. Benim. Hayır. Bu şirketin yarısı Yusuf'undu. Öyleydi. Öyleydi ama artık değil. Bana vekalet verdi. Bu şirketin tek sahibi artık benim. Senin bu şirkette artık en ufak bir hakkın bile yok. Yazıklar olsun sana. Ölüm döşeğindeki adamı kandırdın demek. Ama bu yaptığın yanında kalmaz. Yetim hakkı yiyen iki dünyada da azap çeker. Hadi be kadın, hadi. Bu günahın bedelini ödersin İhsan. Helallik istersin vermem. Git işine be, git işine. Hakkımı sana helal etmiyorum İhsan, anladın mı? Hakkımı sana helal etmiyorum. Hakkını helal etmiyormuş. Etmezsen etme be, etme be. Dayanamıyorum Müge. Sensiz bir dakika bile geçiremiyorum. Evlenelim artık. Ben de senin kadar evlenmeyi istiyorum Murat. Ama biliyorsun, babam bu kadar hastayken bunu ona söyleyemem. O zaman ne yapacağız Müge? İyileşme ümidi yok diyorsun. Evet Murat. Babam iyileşmeyecek. Çok hasta. Doktorların söylediklerine göre bütün vücudunu sarmış kanser. Çok acı çekiyorum Murat. Her gün ölebilmek için dua ediyorum. Doktorlar bile ölmemesine şaşırıyorlar. Müge, üzme bu kadar kendini. Bilemiyorum Murat. Bir vicdan azabı var. Belli ki çok eskilerden kalma bir şey bu. Ne yapmış ki? Birinin günahına mı girmiş, birinin ağını mı almış? Ne yaptığını bilmiyorum. Ama günahımı affettirmeden ölemem diyor. İnşallah her şey düzelir Müge. Babanın acısı inşallah diner. Canan! Canan! Geldim İhsan, geldim. Canan, bu acılara dayanamıyorum, yeter. Hadi İhsan'cığım, ilaç saati. İlaç istemiyorum Canan, ölmek istiyorum. İhsan, böyle konuşup da üzme beni, ne olur. Allah canımı almıyor. Bana acı çektirerek İhsan. Ceza veriyor. Hakkını yediğim yetimin ve annesinin cezasını çektiriyor. Yapma İhsan. Geçmişte kaldı onlar. Sen de gençtin. Yanlış davrandın. Ama artık hatanı anladın. Neye yarar? Yusuf bana güvenmişti. Ben onun ailesini ortada bıraktım. Ölmeden günahımı bağışlatmalıyım. Onlardan helallik almalıyım Canan. Canan, bana Yusuf'un ailesini bul. Yalvarıyorum. Üzerinden 20 yıl geçti. Onca seneden sonra kim bilir nerededirler hayatım. Bul onları Canan. Neyimiz varsa yarısı onların hakkı. Yetim hakkı yiyerek mezara giremem. Helallik almalıyım Canan. Tamam. Tamam canım. Arayıp bulacağız onları. Ben sana güvenmiştim. Sen emanetime hıyanet ettin İhsan. Yetim dul hakkı yedin. Emanetime hıyanet ettin. Şimdi helallik istiyorsun.
hakkımı helal etmem zaten. Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. 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 Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem sana. Helal etmem hakkımı. Hakkımı helal etmem sana. Etmem. Etmem. Ne oldu hayatım? Ağrın mı var? İlaç falan vereyim mi? Canan, benim ağrım vicdanımda. Bunun ilacı başka. Yusuf'un karısını oğlunu bulamazsam bu ağrı hiç geçmeyecek. Haklarını veremezsem huzurlu olamayacağım. Ölemeyeceğim. Tamam canım, tamam canım. Onları bulacağız. Söz. Hadi uyu artık canım. Ne olur üzme artık kendimi. Baba beni mi çağırdın? Evet Müge. Gel. Gel otur yanıma. Yardım etsene. Annen dedi ki sevdiğin bir delikanlı varmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Evet baba var. Gelsinler istesinler. Ben de göreyim delikanlıyı. Hem gelip benden istesinler kızımı. Ama hastasın baba. Kızım benim hastalığımın çaresi yok. Ölmeden önce mürvetini göreyim. Çektiğim azaba bir teselli olur. Ne iş yapıyormuş babası? Babası küçükken ölmüş. Annesiyle yaşıyor. Ama çok iyi bir insan baba. Doğru sözlü. Gözü tok. Harama tenezzül etmez. Harama tenezzül etmez demek. İyi bir delikanlıya benziyor. Gelsinler bakalım. Canım babacığım benim. Çok sağ ol. Allah senin de dileğini yerine getirir inşallah. Kızımın mürüvvetini gösteriyorsun bana. Senden tek bir dileğim var. Yusuf'un ailesini bulayım. Onların helalliğini alayım. Ondan sonra al canımı. Ben bakarım. Hoş geldiniz, buyurun. Geç oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun. Gerek yok. Şöyle geç. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Merhaba. Nasılsın kızım? Sağ olun efendim. Hoş geldin oğlum. Merhaba efendim. Geç. Merhaba. Ben Aynur. Ben de İhsan. Hayır, olamaz. Bu şirketin tek sahibi artık benim. Senin bu şirkette artık en ufak bir hakkın bile yok. Yazıklar olsun sana. Ölüm döşeğindeki adamı kandırdın de. Ama bu yaptığın yanında kalmaz. Yetim hakkı yiyen iki dünyada da azap çeker. Hadi be kadın, hadi! Bu günahın bedelini ödersiniz. Helallik istersin vermem. Git işine be, git işine! İhsan, sen... Sen misin? Hakkımı sana helal etmiyorum insan, anladın mı? Hakkımı sana helal etmiyorum. Hakkını helal etmiyormuş. Etmezsen etme be. Etme be. Aynur. Allah'ım. Allah'ım sen ne büyüksün. Bu günahkar kulunun yakarışını duydun, şükürler olsun. Ne oluyor bey? Canan, bu Aynur. Aynur. Yusuf'un karısı. Allah onu bana yolladı. Yıllar sonra demek böyle karşılaşmak varmış. Lütfen otur Aynur. İhsan'ın sana anlatacakları var. Hayır, oturamam. Burada işimiz yok bizim. Anne. Murat, sana hiçbir şey anlatmadım. Üzülmeni istemedim. Ama bu adam babanı kandıran, yetim hakkı yiyen, bizi bugüne kadar yoksulluk içinde yaşatan adamdır. Aynur, yalvarırım otur. Ölmek üzere olan bir adamın ricasını kırma. Dinle beni, yalvarıyorum sana. Anne, lütfen. Oğlum. Ne oldu?
Aynur, yüzüme bakmasan hakkındır. Sana karşı iki alemde de günahkarım. Allah bana işlediğim günahın azabını bu dünyada yaşattı. Ama öteki dünyada bu azabı yaşamak istemiyorum. İhsan amca çok hasta anne. Allah da kalbimi biliyor. Bak, bak sizi karşıma çıkardı. Ne olur, helalliğinizi verin. Ölemiyorum. Bak, Allah çocuklarımızı tanıştırıp senin buraya gelmene vesile oldu. Neyim varsa yarısı sizindir. Hakkını al ve yalvarıyorum, bana hakkını helal et. Bize çok acı çektirdin. Bizi yıllarca sefalet içinde yaşattın. Ama madem Allah bizi senin kapına getirdi, demek ki Allah da seni bağışlamamı istiyor. Evet İhsan, hakkımı helal ediyorum. Allah senden razı olsun. Hakkını helal ettin. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Allah'ım, sana şükürler olsun. Helalliğimi aldım. Artık huzur içinde ölebilirim. Bir nefeslik saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Evet sevgili izleyenler, herkes bir gün son nefesini verecek ve o musalla taşının üzerine yatacak. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorulduğunda, herkesten helallik alamayan bir fani huzur içinde yatabilir mi kabrinde? Ne gerekçeyle olursa olsun hak yemeyelim, vicdan rahatlığının kıymetini bilelim. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.